Evet sevgili işimin uzmanıyım izleyicileri. Kocaeli Yerel Basın olarak Kocaeli turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün İzmir Sanayi Sitesi'nde bulunan Kocaeli Pompa Otomotiv'deyiz ve yanımızda firma sahibi Şaban Bey bulunmakta. Merhabalar Şaban Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler bizleri misafir ettiğiniz için. Burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce izleyicilerimize öncelikle sizlerden bahsetmek istiyorum. Sektörle tanışmanız ne zaman ve nasıl oldu Şaban Bey? Sektörle tanışmam 1978'in yaz ayı gibiydi. Okula giderken abim de bu sektörü yapıyordu. Nerede çalışıyor diye bakmaya gittik bir cumartesi günü ve bu işin içine düştük. 1978'den beri? Evet. Çok hem, uzun bir... Hem okul okuyordum. Bizde o dönemler cumartesi veya şey bayramları yok. 19 Mayıs, 23 Nisan çalışmaya devam. 3 aylarda çalışmaya devam. Evet. Ve böyle bir sürece getirdik. Ta ki lise çağına kadar. Lise çağından sonra bir 3-4 yıl bir ara verdim. Askere kadar. Askerden sonra bir fiil bu işe devam ediyorum. Çok güzel. Kocaeli Pompa Otomotiv olarak peki burayı kaç yıldır işletiyoruz? 87 yılı Ağustos ayından beri. 87'den beri. Tabii. Bayağı köklü bir firmayız. Evet. Ayrıca siz de çekirdekten yetişmişsiniz diyebiliriz. Evet. Çok güzel. Peki burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Benim gördüğüm kadarıyla aşağıda çeşit çeşit her otomobile göre cihazlar var, makineler var. Çok son derecede ince işlem gerektiren şeyler yapıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? Biz dizel grubu, isterse tek bir silindir olsun, yani su motoru deriz biz onlara. İsterse 12 silindir bir makine olsun. Bu yürüyen araç olabilir, ticari araç olabilir, gemi, jeneratör. Bu gibi bu araçların pompa enjektörlerine hizmet verebiliyoruz. Bizim burada farklı dallarda, dal derken marka anlamında çeşitliliğimiz çok. Burada Bosch'u temsil ediyoruz. Evet. Artı Japon Denso, Japon Zexel ve yeni ailemize de kattığımız Yanmar yetkili servisini yapıyoruz. Bunların içinde Denso olarak baktığımız zaman Türkiye'de kimsenin yapmadığı araç parklarını yapıyoruz. Ve Zexel'de aynı zamanda özel ekipmanlarımızdan dolayı bunlara hizmet veriyoruz. Çok güzel. Aynı zamanda yetkili servisiz. Evet. Süper. Peki burada kaç kişilik kadroyla çalışıyoruz Şaban Bey? Burada ben hariç 5 kişi. 5 kişi. Evet. Sizle birlikte 6 kişi olarak doğru. Burada çalışıyorsunuz. Şaban Bey, sektörün öncü firmalarından olduğumuz ortada. Fakat rakip firmalar da var. Bunlara göre kendinizi nerede görüyorsunuz? Onlardan sizi ayıran özellikleriniz nelerdir? Müşteri memnuniyetinizi neye bağlıyorsunuz? Bizim rakip firmalardan farklılığımız şudur. Her zaman Türkiye'de öncü olmaya çalıştık. İlk yapanlardan olduk. Ve özel ürünler yapmaya çalıştık. Rakiplerimiz bunları benden belki 5 sene sonra öğrendi. Bunlar bize tabii ki zamanla artı yaptı. Biz bir yatırımımızı yaparken bir kulağımız ve gözümle kendimi dinlerim. Bir kulağım ve gözümle yol arkadaşlarımı yani Bosch'u, Denso'yu dinleyerek gelecek 5 sene sonraya yatırım yaparak hareket ediyoruz. Farklılığımız bu. Çok güzel. Bir de benim anladığım kadarıyla siz eski araçların da her türlü işlemini yapabiliyorsunuz bu pompa açısından. Yani şu an piyasada aslında sizin gibi böyle eski araçlarla ilgilenen işletmeler de yok. Varsa da azınlıkta. Doğru mu? Doğrudur. Bunlara konvansiyonel sistem deriz. Tabii bunların yatırım maliyetleri çok daha ağırdı. Bunlara tabii yatırımdan hariç çok büyük tecrübe de gerekiyor. Oradaki işlemlere tamamen ustanın
teknik bilgisine dayalı. Hı hı. Bunları zamanla bizler yatırım yaptığımız için bu konvansiyonel sistemler şu anda Euro normlarından dolayı araçlardaki artık bu ürünler üretilmiyor. Ama neticede pazarda bu var. Ama jeneratör, ama yürüyen araç, ama gemilerde. Neticede bunları birileri yapacak. Eski sistemleri yatırım yaptığımız için biz bunlara devam ediyoruz. Yeni yetişen usta arkadaşlarımız maalesef bu sistemlere yatırım yapmıyorlar. Yapılacak gibi de değil neticede. Onun için bizlere de bir farklılık yaratmaya başladı bu işler. Yani durum bu. Evet. Peki sizleri izleyen izleyicilerimiz 7/24 sizlere ulaşabilirler mi? Kaçta kaç arasında sizlere ulaşabilirler? Ulaşabilirler. Benim zaten cep telefonum 24 saat açık. Özel durumlarda tabii ki cevap vermiyoruz. Evet. Peki o zaman bu değerli bilgileriniz için sizlere teşekkür ederim Şaban Bey. Kaliteli, güvenilir hizmetinizin devam etmesi dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Buranın bölge halkını ve yakın illerdeki bölge halklarının hepsini buralara davet ediyoruz. Sizlerden hizmet almaları için. Biz de bekleriz. Peki o zaman bir başka programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İşimin uzmanıyım.